Merhabalar sevgili silahseverler. Bugün benim çok şanslı günüm. Tabii sizlerin de çok şanslı bir günü. Bugün 3-4 tane çok değişik, güzel silahla buluşmak imkanım oldu. Üst üste çekimlerini yaptım ama tabii zamana yayarak zaman içinde bunları sizlerle paylaşmak imkanına sahip olacağım. Uzun zamandır ele geçirip hatta ateş yapmak istediğim tabancalardan bir tanesi vardı. Benim aşkım 1911. Ama bu Sig Sauer 1911. Son derece özel ve güzel bir tabanca. Öncelikle güvenlik kontrolleri için tabancanın şarjörünün üzerinde olmadığının, atım yatağının boş olduğunu kontrollerini yapıyoruz. Ondan sonra beraberce bu güzel ve özel tabancayı beraberce tanıyacağız. Biraz evvel söylediğim gibi 1911. Samuel Colt, daha doğrusu John Moses Browning'in 1911 senesinde geliştirdiği bir tabancanın günümüze ulaşmış klonlarından bir tanesi. Bunun 1911 Colt'larla bir farkı, sürgüsünün üzerindeki kesimin standart Sig Sauer kesimi olması. Onun haricinde tırnağın, kovan çekme tırnağının dışarıda olması. Bunu standart Colt 1911 ve 1911 A1'lerden ayırıyor. Onun haricindeki tüm özellikleri, hatta parçaları bile 1911'leri uyum sağlıyor. Biraz evvel söktüm. İç yapısı bir seri 80 1911 A1'e çok benziyordu. Ama tabii ki böyle üstün bir silahın bir takım özellikleri var. Bir kere gül ağacından ya da kokobola'dan, kokobola'ya benziyor. Son derece güzel Double Diamond 1911 modeli, çift elmas modeli bir tırtıllı kavza kapağı var. Tabii iki kavza kapağı var. Sırt düz bir horoz yayı muhafazası. 1911'lerde de böyleydi. 1911'de A1'lerde biraz bombedir. Tetik biraz inceltilmiştir. Daha ince bir tetiktir. Bunda 1911 gibi yapmışlar. Ki ben de öyle seviyorum. Benim tabancamın da böyledir. Horoz yayı muhafazasını. Buna mainspring housing tabir ediyor Amerikanyalılar. Dümdüz yapmışlar ve son derece güzel baklavalı yatay ve düşey tırtılları olan bir housing. Bir çok güzel bir köstek halkası var. Bu köstek halkası pimi aynı zamanda mainspring housing'i, yani horoz yayı muhafazasını da tutan, söktüğün zaman geri çıkartabilen parça. Bir kabza emniyeti üzerindeki kunduz kuyruğu kabza emniyeti, son derece güzel, eli hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, ısırmalara sebep vermeyecek kadar güzel alıştırılmış, uzatılmış bir kabza mahmuzu Türkçesi. İngilizcesi de kabza emniyeti, öyle diyelim. Kunduz kuyruğu kabza emniyeti. Parmak emniyeti, baş parmak emniyetli, tek taraflı, son derece keskin, temiz çalışan bir emniyet. Bu tabancaların en güzel özelliklerinden bir tanesi, ki Amerikalılar çok seviyorlar, kurulu kilitli taşımaya müsait. Tek hareketli tetiği var. Tabancanın atım yatağına mermiyi sürdükten sonra horoz gerideyken emniyeti kaldırırsanız patlatmak imkanı yok. Patlatmak istediğiniz zaman emniyeti indirip, tekrar bir kontrol edelim. Emniyeti indirip tetiği çektiğiniz zaman, tabii ki de eliniz kabza emniyeti de sıkıntıysa, patlatmak imkanınız var. Eğer kabza emniyetini bir şekilde göçmüyorsanız tetik kendiliğinden düşmez. Bu da bir emniyettir. Evet, çok güzel bir tabanca. Alt üst gövde ve sürgü paslanmaz çelik ama mat paslanmaz çelik. Atıcının gözünü hiçbir şekilde yormuyor. Çok güzel tritium gez arpacık var. Bunlar fosfor değil, radyoaktif elementler. Karanlıkta bir başka ışık kaynağıyla daha önceden aydınlatmaya gerek duymadan parlayan, atıcıya referans veren gez arpacık sistemi. Ama bir Novak tipi ya da Novak markada olabilir doğrudan doğruya gezde arpacık var ki atıcıya son derece güzel referans sağlıyor. 3 tane nokta olmasa bile gayet güzel atış yapmak imkanına sahip olacak. Söküp içine de bakarsak diğer 1911'lerden, yani Colt ve diğer klon 1911'lerden
bir farkı yok mu diye. İçindeki tam boy geri getirme mili olmadığı için önce namlu ön bushingi sökeceğim. Bu yay burcunun ortasını biraz içeriye çukur yapmışlar. 1911'lerde tırtıllıdır orası. O çukurla parmakla bastırarak 17 libreye yakın bir yay hissediyorum parmağımın altında. Sökmek imkanı var. Evet. Yay yaprak kesitli bir yay. Her ucu, iki ucu yeşil. Yani yuvarlak daire kesitli bir yay değil, yaprak kesitli bir yay. Bushing öbür tarafa söküp çıkartırsak son derece güzel bir bushing. Biraz sonra paylaşacağım. Namlunun ucunda da geleneksel 1911'lerde olmayan, ya daha doğrusu olup da dikkati çekmeyen bir özellik var. Bakın namlunun ucu biraz bombe. Bu bombe bushingle, namlu ön yüzüyle sıkı tolerans sağlayarak son derece güzel bir atış hassasiyeti veriyor. Sürgünün içine bakarsak yeni zigzaverlerde olduğu için, olduğu gibi sürgünün içinde tabancanın modeli ve imal yılıyla seri numarası yazıyor. Amerikalılarda sürgünün üzerinde seri numarası olma zorunluluğu yok ama içine bunlar artık yazıyorlar. Sadece gövdede seri numarası olmak Amerikan federal yasalarına göre yeterli. Namluda da hiç seri numarası istenilmiyordu ama bu tabancada, namluda da, sürgüde de, gövde de seri numarası var. Diğer parçalar 1911'lerle değişim sağlayabilecek şekilde, fakat son derece hassas, güzel bir imalat yapılmış. Ben bekliyordum ki bunun namlu besleme, atım yatağı besleme rampası namlunun üzerinde olsun ama değil. 1911'lerde olduğu gibi gövdenin üzerinde rampa kısmen bir namlunun üzerindeki rampayla tümleşerek bir şekilde geliyor. Evet, toleransları son derece sıkı bir tabanca. Sökmüşken bakalım. Evet, 1900, yani tip 80, seri 80 tabancanın özelliklerini gösteriyor. Bir iğne blok emniyeti var. Gövdede de aynı şekilde iğne blok emniyeti. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada şu parça, tetiğe bastığım zaman yukarıya kalkarak iğnenin yolunun açılmasını sağlıyor. Ortası boşaltılmış bir horoza sahip. İskeletleştirilmiş horoz tabir ediliyor. Nedense tetiği dolu yapmışlar, bilemiyorum. Ama dolu tetiğin ortasında bir tane tetik yolu nihayeti ayar vidası var. Tabancalarda olmasında da fayda var. Çünkü atış tabancası olarak çok hassas bir tetiğe sahip, tetiği sonuna kadar göçüp patlattıktan sonra tetiğin yoluna devam etmemesi lazım. Burada şey de çok önemli. Reset mesafesi de çok önemli. Tabancayı topladıktan sonra tekrardan bir bakarız beraberce reset mesafesinde de. Çok kısa bir geri dönme yolu söz konusu. Evet. Şimdi tekrar aynı yollarla tabancayı toplar isek. Toplayamadık. Yayını sonradan takarız. Genellikle 1911'lerin geri getirme yaylarının bir tarafı sert, bir tarafı yumuşaktır. Önce sert tarafının arka taraftaki kısa boydaki geri getirme milinin üzerine sertçe geçmesini sağlayıp ondan sonra öbür tarafa takmak lazım ama bunun her iki tarafı da aynı. Dolayısıyla uçları tabii çok hassas yapılmış. İki tarafı da aynı olduğu için istediğiniz tarafı takmak imkanına sahip oluyorsunuz. Şöyle siz de görebilirsiniz diye buraya alayım. Evet, tabancayı monte ettik. Çalışmasını kontrol ediyoruz. Gelelim tetiğin özelliklerine. Şimdi tek hareketli bu tabanca, çift hareketli değil. Tek hareketli tetiği 1 kilo 750, 1 kilo 700 o civarlarda bir tetik var. Çok güzel bir tetik. 1911'lerde 1,5 kilonun altına tetik düşürülmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bir takım teknik sorunlar yaratıyor. Ama daha güzel bir şey var. Tetik düştü. Patlattık. Boş kovana attı, yeni sürdü.
Tetikten parmağımızı çekmeye başlıyoruz. Bakın şimdi. Çıt. Bu çıt reset mesafesinin ne kadar kısa olduğunu gösteriyor. Yani 1 milimetre gibi bir 1 milimetrenin de altında bir reset mesafesi var. Bu ikinci atışlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer çift hareketli yarım otomatik tabancalarda ya da iğneden hareketli ateşli tabancalarda 5 milime kadar çıkabiliyor reset mesafesi. Tabanca da 1 milim ve de 1 milimin de altında. Dolayısıyla bir poligon atışında son derece güzel avantajlar sağlıyor. Evet, İlker Bey'i şöyle alalım. İlker Bey bu güzel tabancayı bizlerle, sizlerle tanıştırmak için hizmetinize sundu. Şöyle alalım. Önce kendini böyle bir gösterelim İlker Bey'in. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Sizin elinizde de bu güzel tabancayı bir görsün dostlarımız. İlker Bey sadece bu tabancayla değil, bir takım başka tabancalar da vardı elimizde. Bir tane CZ-75B paslanmaz çelik, bir tane Glock 19 Gen 4. Bugün bir tabanca ziyafeti taşıyoruz. Bir tane, bu İlker Bey'in değil ama bu da çok güzel bir tabanca. Bunu da ayrıca paylaşmıştık. Smith & Wesson model 13'e 4, 357 Magnum. Ne diyeyim, benim ağzım sulanırken sizin de ağzınızın sulandığını tahmin ediyorum. Allah sahibine bağışlasın. Çok teşekkürler. Allah olmayanlara da nasip etsin diyorum. Amin. İyi günler efendim.